aktardı bize. Bir yandan da arama kurtarma çalışmaları o bölgede de devam ediyor. İyi bir haber almak istiyoruz. Çünkü 3 kişi hala kayıp. Evet. Samet Güner de Adıyaman'da şu anda. Samet, konteynerın aşağı doğru gittiği bilgisini verdiler sana yayındayken. Şu anda bir haber var mı? Nedir bölgedeki son durum? Evet Meltem, ne yazık ki o bilgiyi verdiler. Ben hemen ne olduğunu aktarmak için Sercan Sever'le sizlere gösterelim. Şimdi bulunduğumuz noktadan üstte yukarıda bir beyaz ev görüyorsunuz. O beyaz evin arka tarafına doğru bir noktadaymış konteyner. Daha sonra o konteyner selin etkisiyle birlikte sürüklenmeye başlamış ve bulunduğumuz noktadan doğru daha aşağıya doğru ne yazık ki parçalana parçalana sürüklenmiş. Bize gelen bilgi, en azından buradaki yetkililerden aldığımız bilgi bu yönde ve şimdi bu dere boyunca arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan 3 kişiyi bulabilmek için ekipler alt noktadan çalışmaya başladılar. Alt noktadan çalışmaya başladılar ve yukarıya doğru arama kurtarma çalışmalarını devam ediyorlar. Arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma, askeri arama kurtarma komando ekipleri bu noktadalar. Hepsi burada o kayıp olan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii burada incelemeler de yapılıyor. Nereye gitmiş olabilir? Kulak misafiri olduğumuz aldığımız bilgilere göre gittikleri yön, konteynerin gittiği yöne göre arama kurtarma çalışmalarını ekipler devam ettirmeye çalışıyorlar bu noktada. Kepçeler bazen aşağı gidiyorlar, bazen bu noktada açma, yolu açma çalışması yapıyorlar. Çünkü yağmur şiddetini azaltsa da hala yağmur, yani yağış devam ediyor. Dolayısıyla yağış devam ederken de burada akan suyun şiddeti hiç azalmadı. Eğer yağış azalırsa, suyun şiddeti debisi düşerse arama kurtarma çalışmalarının daha rahat devam edebileceğini düşünüyor buradaki ekipler, buradaki yetkililer. Oldukça uzun bir koridor boyunca arama çalışmaları yapılıyor. En alt yönden başlanarak, aşağı noktadan başlanarak buraya doğru gelinecek. Konteyner suya kapılmış, suyla birlikte, sel suyuyla birlikte hareket etmiş. 12 kişi varmış o konteynerde. 12'sinden 8'i kurtulmuş. Daha sonra bir kişiyi yine kurtarabilmiş ekipler, oradaki vatandaşlar, ama o kişi hayatını kaybetmiş. 3 kişi ise aranıyor. Bulunduğumuz noktada bir kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da. 4 kişi de Şanlıurfa'da hayatını kaybetti. Ne yazık ki ikinci afet diyebileceğimiz yaşanan depremin ardından yaşanan bu sel felaketinde toplamda şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'da bulunduğumuz noktada Tut ilçesinde ise 4-3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler 3 kişiyi bulabilmek için burada çalışmalarını sürdürüyorlar an itibariyle. Tabii buraya koordinatörler, yetkililer de geliyor. Şimdi Adil Kara İsmailoğlu da bu noktaya ulaştı. O da ekiplerden bilgi alıyor. Çalışmalar devam ediyor. Biraz önce yayına ara verdiğimiz anda, Sercan oraya çok gitme, yayına ara verdiğimiz anda hemen bu noktada ekiplerde hızlı bir arama tarama yaptılar. Sercan Sever'in gösterdiği bu noktada hızlı bir arama tarama yaptılar. Birilerine ulaşabilmek için. Sonra burada baktıktan sonra çizgi halinde aradılar ve ekipler aşağı doğru devam etti. Her ihtimali değerlendiriyor ekipler, çünkü zaman çok önemli. Sele kapıldı. 3 kişi konteynerin içindeydi. Konteyner aşağı doğru giderken parçalana parçalana gittiği bilgisini bize aktardı yetkililer. Arama çalışmaları da devam ediyor. O 3 kişiye ulaşabilmek için canla başla çalışmalar devam ediyor. Nasıl bir çalışma yapılacak? 3 kişinin en alt bölümde gidebileceği tahmin edilen konteynerin içinde en alt bölüme kadar ekipler gittiler. O bölümden yukarıya doğru arama çalışmaları yapacaklar. Şimdi aşağı inmek istedik ama şu an için riskli dediler. Uygun olursa sizi o noktaya alabiliriz dediler. Muhtemel ki arama çalışmaları nasıl yapılıyor? Selde böyle bir durumda umarız hayattalardır, hızla ulaşabilirler. Genellikle kalabilecekleri noktalar, öncelikle ağaç dipleri, kaya arkaları aranıyor böyle bir arama çalışmasında. Allah korusun, eğer üstlerini toprak kapatma ihtimali de göz önünde bulundurularak genelde demir çubuklarla, hassas demir çubuklar
batırılarak, toprağa batırılarak orada birinin olup olmadığı hissedilip hızla çalışma başlatılıyor. Önceki afetlerden ne yazık ki yaşadığımız arama kurtarma çalışmaları bilgimiz bu yönde. Muhtemel ki aşağıda da öyle bir çalışma yapılıyor. Tekrar göstermek istiyorum. 12 kişinin bulunduğu konteyner hemen ekiplerden aldığımız bilgiye göre Beyaz Evin üst tarafında bir noktadaydı. Sel öyle şiddetli geldi ki sabah saatlerinde yoğun bir yağış vardı Adıyaman merkezlere. Gelen şiddetli sel konteynere yerinden kaldırdı ve sürüklemeye başladı. İlk anda 8 kişi hızla konteynerden çıktı, kurtuldu. Bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise ne yazık ki konteynerle birlikte sele kapıldı, aşağı kadar sürüklendi. O andan itibaren ise arama kurtarma çalışmaları ekipler hızla başlattılar. Selin büyüklüğünü size gösterelim. Bulunduğumuz noktada normalde yol vardı, düzgün bir alandı ama öyle büyük bir sel geldi ki yaklaşık sağdan sola 20 metrelik bir açıklıkta akmış olacak ki bu noktayı tamamen çamur ve taşlarla kaplamış durumda. Öyle güçlü bir debiyle akıyormuş ki sel aşağı doğru konteynere de sürüklemiş. Ya yukarısı takribi 150-200 metre olduğunu düşünüyoruz. Buradan daha da aşağı doğru belki de kilometrelerce o konteyneri aşağı doğru sürükledi, getirdi. İçinde 3 kişi vardı. 3 kişiyle birlikte konteyner sürüklendi. Şimdi ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Askerleri, arama kurtarma ekiplerini, komandoları görüyoruz. Alt noktaya bakacak olursak selin şiddetini size anlatmaya çalışıyoruz. Biz gösteriyoruz ama görüyoruz. Siz de algılayabilmeniz için izleyicilerimiz, bu noktada ağaçlar var. Duvar sayılabilecek sanırım orada bir duvar gibi bir şey varmış. Şu an yol itibariyle yok, görünmüyor. Öyle şiddetli ve yüksek akmış ki ağaçlara dahi konteyner bu noktada takılmamış, daha da sürüklenmiş. Öyle şiddetli sürüklenmiş ki ekibin bize verdiği bilgi parçalana parçalana sürüklendiği yönünde bir bilgi geldi. 3 kişi de içindeydi. Umarız o 3 kişiye ekipler canlı bir şekilde hayattayken ulaşabilirler. Yoğun bir çalışma devam ediyor bu noktada. Biraz önce ekskavatörler burada çalışma yapıyorlardı. O çalışmanın amacı buradaki suyun akış yönünü belirlemekti. Çalışmaları aşağıda devam ettirebilmek, buradan ilerleyebilmek için. Şimdi ise ekipler daha alt noktaya geçtiler. Bir ekip, arama kurtarma ekibi en alt noktaya, tahmini olarak selin sürükleyebileceği konteynere ve kayıp olan 3 vatandaşı sürükleyebileceği en alt noktaya kadar gitti. Oradan çalışma yapıyor. Bazı ara bölümlerde arama kurtarma ekipleri var. Onlar da takılabileceği, yani vatandaşların kendini güvenli bir şekilde yer bulup kalabilecekleri, bulunabilecekleri noktalarda arama çalışmalarını ara ara sürdürüyorlar. Ekipler canla başla kayıp olan 3 kişiyi arıyor. Konteyner öyle büyük bir sel ki yaşanan, konteynere yukarıdan almış, sürükleyerek aşağı kadar götürmüş durumda. Şu an bile yağış hafifledi, sel artık neredeyse durdu diyebiliriz ama baktığımız zaman bir dere kadar, belki dereden daha büyük bir su akışını an itibariyle burada görmek mümkün. Ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii vatandaşlar da endişeli. Tut ilçesinde endişeli vatandaşların bekleyişlerini görüyorsunuz. Zaman zaman aileleri görüyoruz bu noktada. Herkes umutla 3 kişiden, kayıp olan 3 kişiden gelecek haberi bekliyorlar burada. Umarız hayattayken vatandaşlara ulaşma şansımız olur. Şu ana kadar bu yaşanan sel nedeniyle 12 kişinin içinde bulunduğu konteynerdeki bir kişi hayatını kaybetti. 8 kişi kurtuldu. 3 kişi ise ne yazık ki kayıp. Onları arama kurtarma çalışmaları an itibariyle Adıyaman'da devam ediyor. Urfa'dan da acı haber geldi sel nedeniyle. 4 kişi hayatını kaybetti. Yani deprem bölgesinde yaşanan sel nedeniyle şu an için 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini yetkililer bizlere paylaştılar. 3 kişiyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor bu noktada. Ekipler teyakkuz içerisinde. Aşağıdaki arama kurtarma ekiplerinden gelecek bir bilgiye göre hızla bu noktadan müdahaleler yapılacak. Bu noktadaki müdahaleler aşağı doğru devam ettirilecek ekipler tarafından.
ne yazık ki çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Şimdi burada da çalışmalar yapılıyor ama hemen üst tarafta da inceleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler orada da ne olduğunu anlamak için aşağıdaki arama kurtarma ekiplerini belki bir nebze yönlendirebilmek adına yukarıda da ekipleri görüyoruz. Yolun üst tarafında orada da polis ekipleri hem arama kurtarma ekiplerinin güvenli bir şekilde çalışması için hem de etraftaki incelemelerin rahat bir şekilde yapılması için bir orada önlem aldılar. Şimdi o noktada da koordinasyon ekipleri de jandarma, askeri arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. 3 kişiye ulaşmak için ekipler canla başla çalışıyorlar bu noktada. Şimdi görüyorsunuz tabii aileler de endişeli. Onlar da buradalar. Komşuları için, akrabaları için onlar da bekliyorlar burada güzel bir haber alabilmek için. Mutlu bir müjdeli, mutlu bir haber alabilmek için burada beklemeleri devam ediyor. Ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. Arama kurtarma çalışması oldukça aşağı bir bölümde devam ediyor. Orada devam etmesinin nedeni konteyneri sürükledi buradan. Sel konteyneri sürükledi. Sürükleyerek aşağı kadar götürdü. Alt noktaya kadar konteynerin parçalarının gittiğini, parçalanarak konteynerin aşağı gittiğini söyledi buradaki ekipler bize. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarını en alttan başladılar. En alttan başlayarak yukarıya doğru devam ettirecekler. Sel şiddetliydi. Fazlaca bir geniş alanda aktığı için ekipler tek tek muhtemel ki daha önceki kurtarma çalışmalarından biliyoruz bir şerit halinde aşağıdan yukarıya doğru her taşın arkasına her ağacın dibine bakarak çamurların burada görüyorsunuz normalde böyle bir çamur yoktu çamur yığını oluştuysa kaybolan 3 kişinin çamurların altında olabileceğini düşünerek muhtemel şeyler demirler var o demirleri çamurlara sokarak altta birinin olup olmadığını kontrol ederek santim santim yukarıya doğru ilerliyorlar. Mutlu bir haber verebilmek umuduyla biz de burada arama kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. Ne yazık ki ikinci büyük afet diyebiliriz bunun için. 6 Şubat'ta depremle sarsıldı Adıyaman toplamda 11 ilçe. Deprem felaketinin ardından yaralar bir nebze olsun sarılmaya çalışılıyordu. Vatandaşlar şimdi size burada da gösterelim. Genelde bu noktada çadır kentlerde kalmak istemeyenler evlerinin hemen yanına çadırları kuruyorlar. Konteynerde bu noktaya getirilmiş münferit bir konteyner. Vatandaşlar evlerinin bahçesine o konteyneri kurmuşlar. Orada yaşıyorlarmış deprem nedeniyle evlerine girmekten korktukları için. Böyle bir sel yağış bekleniyordu. Uyarılar yapılmıştı ama böyle bir sel olacağıyla ilgili bir beklenti tabii ki vatandaş öngörememişti. Bahçesindeydi yağışla birlikte. Bir anda bu noktaya sel geldi. Sel bahçedeki 12 kişinin içinde yaşadığı konteyneri bir anda sürüklemeye başladı. Sürükleyerek sel içerisinde konteyner aşağı doğru geldi. Konteyner içinde bulunan 8 kişi kurtuldu. Bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 3 kişi ise sele kapılarak konteynerle birlikte bulunduğu noktadan aşağı doğru sürüklendi. Aldığımız bilgiye göre konteyner sürüklenirken daha alt noktada parçalanmaya başlamış. Parçalanarak aşağı doğru ilerlemiş. İçinde ise 3 kişi vardı. 3 kişi de konteynerle birlikte suya kapıldı. Aşağı doğru ilerledi. Ekipler hızla bu noktaya geldiğinde arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. Sercan Severli haberi aldığımız anda Adıyaman merkezden çıkarak bu noktaya kadar geldik ama gelişimiz uzun sürdü. Çünkü bu manzara hemen hemen daha küçük boyutlarda yol boyunca vardı. Dağ bölümünden yola akan çamurları, oradaki taşları gördük. İlerlemek oldukça zordu. Dolayısıyla yollar açıla açıla ekipler bu noktaya geldiler. Görüyorsunuz vatandaşlar da onlar da endişeli. Onlar da yakınlarını arıyorlar. Normal ayakkabılarla, pantolonlarla burada yakınlarına ulaşabilmek için umutla bekliyorlar. Şimdi yetkililer de onlara eşlik ediyorlar. Aşağı doğru gidecekler. Sanırım beyefendi yeşil montlu ama yetkili değil. Herhalde ıslanmasın diye buraya gelen ekipler montu vermişler. Onlar da bir umut görüyorsunuz. Arama çalışmalarını takip ediyorlar. Arama çalışmalarından bir umut kaybolan 3 kişiden
haber bekliyorlar. Sel felaketi bu noktada Adıyaman Tut'ta etkili oldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oldukça şiddetli bir sel yaşandı. Ne yazık ki yaşanan şiddetli sel nedeniyle bir konteyner sele kapıldı. Burada o konteyner evin bahçesindeydi. Münferit bir konteynerdi. Selle birlikte bulunduğu noktadan aşağı doğru geldi. Adıyaman'da da yağmur etkili oldu. Etkili olan yağmurda biz de ekranları da taşımıştık. Bir anda şiddetli bir şekilde yağıyordu. Aslında dün başladı yağış. Dün de etkili yağdı ama çok etkili değildi. Bugün sabah saatlerinde şiddetini iyice arttırdı. Öyle ki küçük bir çukur alan ya da çukur diyebileceğimiz bir alanı şehir merkezinde hızlı bir şekilde göle döndüğünü gördük diyebiliriz. Çadırlarda sıkıntılar yaşadılar. O kadar hızlı yoğun yaşanan sel olduğu için zaten birçok vatandaş depremzede ne yazık ki çadırda kalıyordu. Oradaki görüntüleri size aktarırken Tut ilçesinde sel nedeniyle bir konteynerin sele kapıldığı bilgisi geldi. Hemen bu noktaya geldik. Gördüğümüz manzara gerçekten çok üzücü. Yaşanan sel nedeniyle burada bir konteyner sele kapıldı. Şimdi ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekskavatörler, burada kepçeler hareketlendiler yine. İlk olarak bu noktaya geldiler. Yolda gelirken de sel nedeniyle birçok noktada çamur, taş vardı ve yol kapanmıştı. O yol açıla açıla buraya geldi. Hala biz ilerlerken bu noktaya yolda yine 30 santimlik, 20 santimlik sel sularını görebiliyorduk. Bu noktaya geldiğimizde ise Tut ilçesindeki o ne yazık ki yaşanan felaketin ortaya koyduğu manzarayı gördük. Sercan Sever'le birlikte aktarmaya devam ediyoruz. Gözümüz kulağımız arama kurtarma çalışmalarında. Burada yaşanan büyük selin neler, ne kadar tahribat oluşturduğunu size aktarmaya çalışıyoruz. Biz burada nöbetimize devam edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.